Haydi. Elektrikler mi kesilmiş? Defne! Elektrikler kesik. Evet, fark ettim. Şurada mumlar vardı. Ortalık soğumuş. Bu sefer ne arıyorsun şömineyin içinde? Buradan kaçabilir miyim diye bakıyorum. Sen o devasa cüsseni insanları böyle omuzlayıp kaçırmak gibi eylemlerle avantaja çeviriyorsun. Ben niye minikliğimden faydalanmayayım dedim. Defne, ne yapıyorsun hakikaten orada? Ya elektrikler gidince burası soğudu. Ben de şömineyi yakayım dedim ama tüttü, bir tıkanıklık mı var diye bakıyordum. Çok güzelsin bebek. Bu halimle mi? Bu halde bile çok güzelsin. His yakışıyor sana. Bakalım acaba sana da yakışıyor mu? Sana da yakışıyormuş. Defne. Ben sensiz yapamıyorum. Olmuyor. Ben de sensiz yapamıyorum. O zaman bitsin mi bu ayrılık? Olmaz. Biz yine ayrılırız. Niye ya? Çünkü sana güvenmiyorum. İlk hatamda yine terk edersin. Ben de senin yine bir işler çevirmeyeceğine güvenmiyorum ama... ...birlikte öğreneceğiz birbirimize güvenmeyi. Ya öğrenemezsek? Ya senin istediğin kadar mükemmel, hatasız, kararlarına saygı duyan yalansız Defne olamazsan? Defne... Sorun beni olduğum gibi kabul etmen değil. Ben de yalan falan söylemek istemiyorum. Ama her hatamda terk edilmek çok kötüymüş. Ben öbür türlüsünü biliyorum. Biz hata yaparız ama birlikte olmanın bir yolunu buluruz. Ama sen... ...sen hep kaçmanın bir yolunu buluyorsun. Bu sefer kaçmak yok. Terk etmek de yok. Çınar'a ilişkimizi söyleyemediğim için bile beni terk ettin sen. Anneni bulduğum için beni kaybedersin dedin. Olmaz. Yine bir şey olacak. Yine çekip gideceksin. Bir defa daha katlanamam ben. Katlanamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.